Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bir Ramazan-ı Şerif'in daha son gününe, 30. gününe gelmiş bulunuyoruz. Böylelikle ömrümüzden bir Ramazan-ı Şerif daha bize veda edip gidiyor. Rabbim bizleri yeni yeni Ramazanlara, bir dahaki yılın Ramazanlarına sağ salim kavuştursun. Bu Ramazan salgın hastalığın gölgesinde evlerimize kapanmak suretiyle geçti. Bu Ramazan'da teravih namazlarımızı coşkuyla, cemaatle camilerimizi doldurarak kılamadık. Onun burukluğu var. Bu Ramazan'da iftar sofralarında sevdiklerimizle beraber olamadık. Onun burukluğu var. Bu Ramazan'da mukabelelerimizi, hatimlerimizi camilerde böyle saf tutup rahlelerimizin başında karilerimizi, güzel sesli hafızlarımızı dinleyerek, onları takip ederek yapamadık. Bunun burukluğu var. Bu Ramazan'da diğer ibadetlerimizi böyle hep beraber coşku içerisinde camilerimizi doldurmak suretiyle yerine getirememenin burukluğu var. Bu Ramazan Rabbimizin takdiriyle, sabır imtihanıyla bu şekilde son buluyor. İnşallah gelecek Ramazan'da özlemiş olduğumuz o coşkuyu, o birlikteliği, o paylaşmayı, bir arada olmayı, Ramazan coşkusunu hep beraber yaşarız. Evet, bu dua ve temennilerden sonra bugünkü sohbetimizde Fussilet Suresi 50 ve 51. ayeti kerimeleri beraberce anlatmaya çalışacağız. Rabbimiz Fussilet Suresi 50. ayeti kerimede şöyle ifade buyuruyor. وَلَاِنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا Biz katımızdan bir rahmet tattırsak, bir rahmet versek, مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ona, o kişiye, insana uğradığı bir sıkıntıdan, ona isabet eden bir sıkıntıdan, bir zarardan sonra biz o kişiye katımızdan bir rahmet tattırsak, bir rahmet versek le mutlaka ve mutlaka yegulenne şöyle diyecektir. Hezali. Bu zaten benim hakkımdı. Bu zaten benim içimdi. Yani ben özel adamım canım. Yani ayrıcalıklı bir insanım. Benim için de böyle bir şey olması gerekirdi diyecektir. Ve ma azunnu sa'ate qa'imatan. Kıyamet saatinin geleceğini, yani kıyametin kopacağını da ne yapmıyorum? Zannetmiyorum. Bunlar da işte öncekilerin safsatası, masalı veya İşte peygamberin insanları korkutmak için ortaya attığı bir şey, kıyametin kopacağını falan da zannetmiyorum diyecektir. Bakın, bu bütün nankör insanlarda veya insanın sahip olmuş olduğu illetli durumlardan bir tanesidir. Kendisini üstün görmesi, kendisini birçok şeyden münezzeh görmesi ve böyle kendisinde bir gurur ve kibirle bir şey zannetme hastalığı, bu dün de vardı, 1400 yıl önce de vardı, 10.000 yıl önce de vardı. Eğer kıyamet kopmazsa 5.000 yıl, 10.000 yıl sonra da aynı insanlarda olacak bir durum, bir illet, bir hastalık değerli kardeşlerim. Çünkü bu bir inkar psikolojisi veya bu bir işte gururlu, kibirli, enaniyetli insanların psikolojisi. وَلَيْنْ رُجِعْتُ اِلَى رَبِّي Hani az önce dedi ya, kıyametin kopacağını da zannetmiyorum dedi. Ama yine de bir ihtimal bırakıyor. Diyor ki, şöyle demeye devam ediyor. وَلَيْنْ رُجِعْتُ اِلَى رَبِّي Şayet diyor, eğer Rabbime dönüp varacak olursam, yani kıyamet hani kopmayacak da, ola ki %1 ihtimal kopar da ben de Allah'ın huzuruna çıkacak olursam, Rabbimin huzuruna çıkacak olursam, İnne li indehu lel husna. Allah'ın katında da zaten benim yerim hazır canım diyor. Orada iyi muamele göreceğim.
Yani orada da güzellikler bulacağıma eminim diyor. Hani günümüzde de bazı kimseler var ya, böyle isminin önünde bazılarının farklı akademik unvanlar falan var, bazıları ilahiyatçı yazar falan diye takdim ediliyor. Ne diyorlar? Allah diyor, benden iyisini bulup da mı diyor cennete koyacak diyor. Kendinden o kadar emin ki. Bir anlamda haşa sanki Allah'ı kendisini cennete koymaya mecbur bırakacak şekilde enaniyet ve gururla bir söz ifade ediyor. Hani bu tipleri duymuşsunuzdur. Bazılarını ekranlardan duyuyorsunuz, farklı yerlerde falan duymuşsunuzdur. Fe, o böyle diyecek ya, bunun neticesinde de fe لَنُنَبِّئَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا. Biz o inkar edenlere yaptıklarını mutlaka ve mutlaka ne yapacağız? Haber vereceğiz. Yani bak, sen böyle iyi bir muamele bekliyordun, kıyametin kopmayacağını bekliyordun, kendini seçilmiş, seçkin, üstün vesaire görüyordun. Sen şunları, 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 şunları yaptığından dolayı bu muamelelerin hiçbirini görmeyeceksin diye o yapmış olduğu her şeyi biz tek tek ne yapacağız? Onlara haber vereceğiz ve haber vermekle de kalmayacak Allah. Le nüziqannahum min azabin galiz ve ne yapacağız? Onlara kesinlikle ağır bir azap tattıracağız. Öyle kendimizi bulunmaz Hint kumaşı görmek veya kendimizi böyle işte ben üstünüm, şöyleyim, böyleyim, ben iyi Müslümanım, şöyle uçuyorum, böyle kaçıyorum gibi görmek en büyük yanlışlardan bir tanesi değerli kardeşlerim. Evet, 51. ayet-i kerimede devamında Rabbimiz şöyle ifade buyuruyor. وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ İnsana ne zaman nimet versek, İnsana ne zaman bir lütufta bulunsak, inamda bulunsak, e'râda ne yapar? Sırt çevirir. Yani nimete kavuştu ya, diyelim ki zengin oldu ya, hemencecik Allah'ı unutuverir. Veya makam mevki sahibi oldu ya, hemen acziyetini unutuverir, Allah'ı unutuverir. İşte kendisini böyle biraz önceki ayette ifade edildiği gibi, her şeyi ben yaptım, ben ettim, ben şöyle iyiyim, böyle uçuyorum, böyle kaçıyorum. O havada görür bir anda. Ve ne'e bi canibi ne yapar? Sırtını, arkasını döner. E'rava oradan uzaklaşır, oradan gider. Yani Allah'tan uzaklaşır, dinden uzaklaşır. İşte Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını yerine getirmekten, Allah'ı düşünmekten, Allah'ın büyüklüğünü idrak etmekten uzaklaşır. Ve izâ messehu şerru, fakat o kimseye şer isabet ederse, bir kötülük dokunursa, başına bir kötülük geldiği zamanda ne olur? Fe, bunun neticesinde o kimse, hani nimete kavuştuğu zaman dine, Allah'a sırt çeviriyordu ya, tam tersi bir şer, bir kötülük geldiği zaman da o kimseye ne olur? Fe, bunun neticesinde zü duain arîl ve ne olur? Uzun uzadıya yalvarıp yakaran dua sahibi olur. Böyle gece gündüz aman Allah'ım kurtar beni, şöyle oldu böyle oldu, ya Rabbi kurtuluş senden, yardım senden, işte ya Rabbi durumumu sen biliyorsun, bana esenlik ver vesaire diye gece gündüz yalvarır bir duruma gelir. Böyle yalvaran, bu yalvarışın sahibi kimse olur. Ne zaman? Başı sıkıştığında. Değerli kardeşlerim, Allah bizi sadece darlıkla imtihan etmiyor. Bizi sadece nimetlerin eksikliğiyle, eksiltmekle imtihan etmiyor. Bolluk da bir imtihan. Makam mevki de bir imtihan. Zenginlik de bir imtihan.
Bayrama kavuşmamız da bir imtihan. İmtihanın farkında olup, şuurunda olup, bu şuur, bu bilinçle yaşayalım değerli kardeşlerim. Bu vesileyle hepinizin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bu Ramazan'ı bizlerle paylaştığınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Görüşmek dua ve temennisiyle.